Kanal Fırat ekranlarından mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Bugün 28 Ağustos günlerden çarşamba. Günün gelişen ve öne çıkan haberleriyle karşınızdayız. Bültenimiz başlıyor. Elazığ valisi Numan Hatipoğlu, Alacakaya, Maden ve Sivrice ilçelerinde bir dizi gezi ve incelemelerde bulundu. Elazığ valisi Numan Hatipoğlu ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda vali Hatipoğlu Alacakaya ilçesini ziyaret etti. Elazığ valisi Numan Hatipoğlu ilk olarak Alacakaya Kaymakamlığı'nı ziyaret ederek ilçede yürütülen çalışmalar hakkında Alacakaya Kaymakamı Hamza Selçuk'tan bilgi aldı. Vali Hatipoğlu daha sonra esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi. Vali Numan Hatipoğlu, Alacakaya Kaymakamı Hamza Selçuk, Alacakaya Belediye Başkanı Zafer Altınışık, kurum müdürleri, Alacakaya ilçe ve köy muhtarlarının katılımıyla muhtarlar toplantısı gerçekleştirdi. Ziyaretin devamında Vali Hatipoğlu, Alacakaya Kaymakamı Hamza Selçuk'la birlikte Şehit Er Suat Çağlar'ın Alacakaya'daki ailesini ziyaret etti. Vali Numan Hatipoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Alacakaya'da konutları hasar gören 38 vatandaş için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden afet konutlarında incelemelerde bulunarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Şişecioğlu'ndan bilgi aldı. Hatipoğlu son olarak İl Özel İdaresi tarafından yapımı devam eden Alacakaya Çataklı Köy Yolu bitümlü sıcak karışım asfalt serim çalışmasını yerinde inceleyerek İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş'ten bilgi aldı. Hatipoğlu Başkanlığı'nda Maden Kaymakamı Mustafa Atış, Maden Belediye Başkanı Musa Orhan, kurum müdürleri, maden ilçe ve köy muhtarlarının katılımıyla muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda talep ve sorunlar masaya yatırıldı. Toplantının ardından Hatipoğlu, madende esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek hasbihal etti. Hatipoğlu ve beraberindeki heyet, son olarak kahraman şehidimiz Piyade Binbaşı Zafer Kılıç'ın Maden Gezin Köyü'ndeki ailesini ziyaret etti. Hatipoğlu'nun son durağı Sivrice oldu. Vali Numan Hatipoğlu, Elazığ Emniyet Müdürlüğü Sivrice Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde incelemelerde bulunarak İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel'den bilgi aldı. AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Tekevler Köyü'nde yapılan konutlarla ilgili açıklama yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Tek Evler Köyü'nde depremden etkilenen vatandaşlar için yapılan konutlar hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Maden sınırları içerisinde konut yapımlarının devam ettiğini aktaran Açıkkapı, 2020 ve 2023 yıllarında meydana gelen depremler sonrasında hak sahibi AFS'ler için başlatılan kentsel ve kırsal konut yapım çalışmaları, Maden ilçesi sınırları içinde hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Tek Evler Köyü'nde 4 ayrı alanda toplam 39 adet tek katlı konut inşa edilmiştir. Bu konutlardan 24 adedi son zamanlarda çeşitli şikayetlere konu olan bölgededir, dedi. 25 Nisan 2024 tarihinde kura çekimiyle hak sahiplerinin belirlendiğini ve konutların oturuma hazır hale getirilmesinin ardından yerleşime açılacağını belirten Milletvekili Açıkkapı, AFS'lere konutlardaki eksiklikler giderildikten sonra oturma izni verileceğini ve bu süreçte mağduriyet yaşamamaları için 34 adet konteyner tahsis edildiğini ifade etti. Konutların yapım ihalesi ve müşavirlik hizmetlerinin TOKİ koordinasyonunda yürütüldüğünü söyleyen Açıkkapı, inşaat işlerinin ilgili firma tarafından gerçekleştirildiğini, konutların elektrik testlerinin tamamlandığını ve uygunluk alındığını dile getirdi. Toplu konut alanındaki elektrik iletim hattındaki bazı eksiklikler nedeniyle konutlara henüz elektrik verilmediğini açıklayan Açıkkapı, yüklenici firmanın eksiklikleri giderdiğini ve elektrik dağıtım şirketinden enerji izni talep edildiğini, en kısa sürede elektrik verilmesinin planlandığını kaydetti. Su ile ilgili aslında ciddi bir sorun olmadığını ifade eden Milletvekili Açıkkapı, yaz aylarında birçok yerde de aynı problemi yaşadığımız tarımsal sulama yapılması nedeniyle zaman zaman su yetersizliği yaşanabildiğine, su konusunda da ilgili arkadaşlarımız konuyla ilgili eksikliklerin giderilmesi yönünde çalışmaktadırlar, dedi. Öte yandan AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Ulupınar Köyü'nde yapılan hizmetlerle ilgili de açıklamalarda bulundu. İddiaları araştırmak, doğruysa eksikleri, yanlışları gidermek, eleştiriler yanlışsa iddiaları doğrularla cevaplamak görevimizdir, diyen Milletvekili Açıkkapı,
Elazığ İl Özel İdaresi'nin Ulupınar Köyü'nde son 10 yılda önemli hizmet gerçekleştirdiğini belirterek, yapılan bu hizmetler köydeki altyapıdan sosyal yaşam alanlarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor dedi. Milletvekili Açık Kapı 2015 yılında Ulupınar Sağdışlar Grup Köy Yolu'nun yapımı ve menfez onarımının tamamlandığını, bu sayede köyün ulaşım sorunlarının önemli ölçüde giderildiğini ifade ederek 2018 yılında köy yolunda bakım ve onarım çalışmaları yapıldığını söyledi. 2022 ve 2023 yıllarında tarımsal sulama hatları için gerekli boru imalatı ve döşeme işlerinin tamamlandığını, çalışmalar sayesinde köylülerin sulama suyu ihtiyacının karşılandığını ifade eden Açık Kapı, 2019 yılında köy konağının tadilatı için nakit yardımı yapıldığını ve bu sayede köyün sosyal yapısının güçlendirildiğini kaydetti. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Karakoçan ve Kovancılar ilçesini ziyaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Karakoçan ve Kovancılar'da temaslarda bulundu. Milletvekili Erol'un ilk durağı Karakoçan ilçesi oldu. Kolay gelsin. Esnafları bir bir gezen Erol, talep ve sorunları dinleyip uzun süre sohbet etti. Merhabalar efendim, nasılsınız? İyi misiniz? Merhabalar, kolay gelsin. Kolay gelsin. İyiyim valla, teşekkür ederim, sağ olasınız. Kolay gelsin. Milletvekili Erol daha sonra CHP Karakoçan İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek ilçe başkanı Muhittin Yıldız ve partileriyle bir araya geldi. Öğrencilerimize, esnaflarımıza, memurlara, asgari ücretlilere umut olmak için siz sevgili hemşehrilerimizi sevgiyle, saygıyla, muhabbet destek alıyoruz. Vatandaşların sorun ve taleplerini yerinde tespit etmek adına ilçe ziyaretlerini sürdürdüklerini aktaran CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Karakoçan ilçesinin en büyük sorunlarından birinin taşımalı eğitim sisteminden çıkılması olduğunu söyledi. İlçede en büyük sorunlardan birisi taşımacılık sisteminin kaldırılarak yatılı sisteme geçilmesi. Ki bu sistemle ilgili ilçede çok büyük problemler olabileceği, ileride risklerin yaşanabileceği bir süreç de var. 9. sınıf ve 12. sınıf arasındaki çocukların ailelerinden koparılarak, o aile ortamının aile güvencesinden çıkarılarak, aile yaşamından çıkarılarak yatılı bir şekilde onlara eğitim verilmesi son derece burada doğru bir olmayan bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz. Ve arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda da genel bir değerlendirme yapmakta da yarar var. Burası deprem kuşağının, deprem fay hattının olduğu bölge. Ve bilim adamları bu konuyla ilgili sürekli uyarılarda bulunarak özellikle Bingöl, Karlova ve Bingöl bölgesinin fay hattlarının hareketli olduğunu ve Bingöl'deki depremin Karakoçan'ı da etkileyebileceği, buradan da bir fay hattının geçtiği konusunda uyarılar var. Ve geçmişte de bu bölgede depremler yaşandı. Bu bölgedeki en büyük sorunlardan birisi Bingöl'de yaşanabilecek bir depremin olumsuzluğunun bu bölgede de yaşanmış olması. Yani düşünün ki deprem olduğu süreçte insanlar panik halinde kendi aileleri, kendi evlerinden bile çıkmaya zorlanırken, o panikle ne yaptığını bilmezken siz burada taşımacılıkla işte öğrencileri evlerinden okula getirmek yerine yaklaşık 500 öğrenciyi 2 tane binada yatıracaksınız ve olası bir depremde o yurttaki çocukların davranış şeklini, korkusunu, paniğini, psikolojisini düşündüğünüz zaman bu son derece yanlış bir uygulama. Olası bir depreme karşı öğrencilerin ilçede bulunan yurtta kalmalarının yanlış olduğunu belirten Milletvekili Erol, yatılı eğitim sisteminden çıkılarak tekrardan taşımalı eğitime dönülmesi için gerekli adımları atacağını kaydetti. Allah korusun, inşallah olmaz böyle bir temennide de bulunalım. Ama diyelim ki öyle bir deprem sürecinde o yurtta kalan çocuklar panikle ezilme tehdidi yaşarlarsa, ezilme riskiyle karşı karşıya kalırlarsa ve orada can kaybı olursa, aileler çocuklarına ulaşamazlarsa bunların sorunlarından hesap sorarım. Ve bugünden de uyarıyorum. Yani bu uygulamayı bir ekonomik uygulama olarak değil, burası bir deprem bölgesi. Burada deprem bölgesinden kaynaklı yaşanan mağduriyetler var. Buradaki uygulamaları vatandaşların aile bütünlüğünü düşünerek ve olası bir depremde de en az şekilde bir mağduriyetin yaşanmasına yönelik alınmalı. Ve bu anlamda bu yatılı sistemden vazgeçilerek taşıma sistemine tekrar dönülmesi gerektiği düşüncesindeyim. Bu konuyla ilgili ilimizin valisini de ilimizin Milli Eğitim Müdürünü de bilgilendireceğim ve çözümüyle ilgili katkı arayacağız. Bu işin mantığının yanlışlığını da kendilerine de anlatacağım. Ama çözülmemesi halinde mecliste, genel kurulda tutanaklara geçsin diye konuşma yapacağım. Olası bir depremde bir tek can kaybı bile varsa bugün bu taşımacılık sistemini kaldıran zihniyet sorumludur diye de mecliste de konuşacağım. Milletvekili Erol'un bir diğer durağı da Kovancılar ilçesi oldu. Merhaba arkadaşlar. Merhaba, nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun.
Merhabalar. Güzel arkadaşlar. Merhabalar. Nasılsın abi? Ne var? Müsaade nasıl? İyisiniz. Kuancılar Belediyesi'ni ziyaret eden Erol, Belediye Başkanı Vahap Gök'le bir araya gelerek ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Milletvekili Erol, Başkan Gök'le birlikte Kuancılar ilçesinde de esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelip talepleri ve sorunları dinledi. Merhabalar efendim, nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, teşekkür ederim. Bekler ne güzel. Nasılsın dayı, iyi misin? Cesaretle. Peki hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Merhaba. Yoncalı Bayır köyündeki katliamın 31. yıl dönümünde açıklamalarda bulunan AK Parti Elazığ Milletvekili Profesör Doktor Erol Keleş terörü lanetledi ve bu acının unutulmayacağını vurguladı. Elazığ'ın Kuvancılar ilçesine bağlı Yoncalı Bayır köyünde 28 Ağustos 1993 tarihinde PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen ve 9 masum vatandaşımızın hayatını kaybettiği hain saldırının 31. yıl dönümünde AK Parti Elazığ Milletvekili Profesör Doktor Erol Keleş bu acı olayla ilgili açıklamalarda bulunarak terörü lanetledi ve bu acının unutulmayacağını vurguladı. Milletvekili Profesör Doktor Keleş yaptığı açıklamada Yoncalı Bayır'da 31 yıl önce gerçekleşen bu hain ve alçak saldırı hepimizin yüreğinde silinmez yaralar bıraktı. PKK terör örgütünün insanlık dışı saldırısı sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, bu menfur saldırıyı bir kez daha lanetliyorum dedi. Terörle mücadelede Türkiye'nin kararlılığına dikkat çeken Keleş, milletimiz tarih boyunca olduğu gibi bugün de teröre karşı dimdik durmaktadır. Bu hain emeller ne yaparlarsa yapsınlar, ülkemizin birlik ve beraberliğini bozamayacaktır. Terör örgütlerine karşı yürüttüğümüz mücadelede kararlılığımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Bu topraklarda huzur ve barış içinde yaşamaya devam edeceğiz, dedi. Milletvekili Profesör Doktor Erol Keleş, Yoncalı Bayır'da hayatını kaybeden 9 vatandaşın ailelerine başsağlığı dileyerek onların acılarını derinden paylaştığını ifade etti. Bu hain saldırının yıl dönümünde kaybettiğimiz canlarımızın ailelerinin yanındayız. Onların yaşadığı acı hepimizin ortak acısıdır. Bu vesileyle bir kez daha hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve metanet diliyorum, dedi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek tören için öğretmen evi önünde prova yapıldı. Elazığ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü kutlamaları öğretmen evi önünde gerçekleştirilecek. Şanlı Zafer'in 101. yıl dönümü törenleri Elazığ'da Valilik Hizmet Binası önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çenek sunumu ile başlayacak. Tebriklerin kabulü sonrasında etkinlikler öğretmen evi önünde gerçekleşecek geçik töreni ile devam edecek. Zafer'in 101. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek tören için öğretmen evi önünde prova yapıldı. Prova öncesi öğretmen evi önü trafiğe kapatıldı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Provaya bütün askeri birlikler, öğrenciler, resmi kurum yetkilileri katıldı. Prova, bando çalışması ve tören geçişiyle son buldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Elazığ dahil 11 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen Kıskaç 25 operasyonlarında 20 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Elazığ dahil 11 ilde düzenlenen Kıskaç 25 operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen Kıskaç 25 operasyonlarında 20 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Tem Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve KOM Başkanlığı koordinesinde
İl Emniyet Müdürlükleri, TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu Adana, Ankara, Antalya, Çorum, Elazığ, İstanbul, İzmir, Ordu, Samsun, Kahramanmaraş ve Van'da FETÖ'ye yönelik Kıskaç 25 operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 20 şüpheli yakalanırken şüphelilerin örgütün sözde askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatlarının bulunduğu, örgütün kripto haberleşme programı Baylok kullanıcısı oldukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda FETÖ ile mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, FETÖ'ye yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Terör örgütleri ve onların işbirlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek ifadelerine yer verdi. Elazığ'da polis ekipleri tarafından drone destekli gerçekleştirilen trafik denetimlerinde kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı. Denetim sırasında emniyet kemeri takmadığı için ceza yiyen sürücü ise araçtan inerken el frenini çekmeyi unuttu. Elazığ'da polis ekipleri tarafından drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Kemal. 362 doğru mu? Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde drone destekli trafik denetimi yapıldı. Denetimde kurallara uymayan sürücüler drone'la havadan tespit edildi. Tespit edilen sürücüler daha sonra trafik ekipleri tarafından durduruldu. Siyah Peugeot geliyor abi, beyaz tişörtlü. Emniyet kemeri. Emniyet kemeri takmayan, seyir halinde telefonla konuşan ve kırmızı ışık kuralına uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Sürücü belgenle birlikte seni aşağı alabilir miyiz? Drone tarafından emniyet kemeri takmadan tespit edildi. Zaten üstten bağlamışsın kemeri. Yakıt aldık çıktık. O ağaçta da baktım ama göz baktı. Üstten bağlamışsın, takmamışsın. Üstten hiçbir koruyuculuğu yok kemerin. Boş satır. Denetimler sırasında drone'la emniyet kemeri takmadığı tespit edilen bir sürücü ekipler tarafından durduruldu. Araçtan inmesi istenen sürücü ise cezanın şoku ile el frenini çekmeyi unuttu. Drone tarafından emniyet kemeri takmadığınız tespit edildi. Çok büyük iş başarmışlar, helal olsun. Çok güzel. Bir aşağı rica edeceğim sizi. Entrenini çek abi. Hayır, araba gidiyor. Araç geriye doğru hareket ederken ekiplerin uyarısıyla sürücü araca binerek el frenini çekip otomobili durdurdu. Doğru, ben kadar büyük bir suç işte. Sizce suç değil mi emniyet kemeri takmadınız? Suç. Neden takmadınız? Ağında Saklı Cennet Ağın Buluşmaları programı gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu programda Ağın ilçesinin sorunları masaya yatırıldı. Ağında Saklı Cennet Ağın Buluşmaları programı gerçekleştirildi. Yusuf Karabatak Öğretmen Evi'nde gerçekleşen programa katılım yoğundu. İstanbul Ağın Derneği Başkanı Mehmet Aslan, programın amacının Ağın'ın sorunlarını dile getirmekti, dedi. Amaç Ağın'ı ve Ağın'ın sorunlarını dile getirmekti. Buraya gelen bürokrasiye ve özellikle Şerafettin Başkanıma bunları arz edeceğiz. İnşallah Şerafettin Başkan Ağın'a biraz daha önem verecek. Yatırımlar hakkında, özellikle devlet hastanesinin yapılması konusunda. Ağına bizim istediğimiz bacasız sanayinin gelmesi lazım.
İzmir Ege Elazığ Dernekler Federasyonu Başkanı Metin Karataş, bizim Palu'dan ders almamız lazım diyerek ağının gelişimi için yetkililerden destek istedi. Başkanım, ben bu ağınla ilgili tanıtım konusunda biraz zorlanıyorum gerçi. Çünkü bizim Palu'dan biraz ders almamız lazım. Palu'lu olmanın biraz daha farklı ayrıcalıklarını ben başkanımdan öğrenmeye başladım. İnşallah onu da ağına entegre etmeye çalışacağız. Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar çok kısa süre içerisinde ilçede büyük değişiklikler yaptıklarını söyledi. Çok kısa sürede 5 aylık gibi bir süre içerisinde çok büyük değişiklikler yaptık. Hakikaten ağının hayali denildiği ve gerçekleşmesi çok zor denilen bir tekstil atölyesinin ağına kurulmasına imkan verdik. 50 kişilik bir potansiyele sahip olan bu tekstil atölyesi inşallah önümüzdeki günlerde faaliyete geçecek ve ağımızın istihdamı konusunda çok büyük eksikliği gidermiş ve büyük bir kaneye yaraya da parmak basmış olacak. Önceki dönem MHP Milletvekili Profesör Doktor Mustafa Gül, ağın Elazığ'ın medarı iftiharı olan bir kasabadır dedi. Her kim yaptıysa, bir çivi çaktıysa Allah onlardan bir defa razı olsun. Onun için dernekte devamlılık esastır değerli arkadaşlar. Ağın, inanın, Elazığ'ın medarı iftiharı olan bir şehirdir, bir kasabadır. AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, ağınlı kardeşlerimizin beklentileri için geçmişte olduğu gibi bugün de arkalarında duracağız dedi. Mutlaka ağınlı kardeşlerimizin bir takım beklentiler olacaktır. Biz de elimizden geldiği kadar geçmişte olduğu gibi bugün de elimizden geldiği kadar bunların arkasında duracağız. Şairler Hasan Ergün, Yılmaz ve Ahmet Demir ağınla ilgili kaleme aldıkları şiirlerini seslendirdi. Süt sağıyor şalvar giymiş nineler, suya gider barkaç elde gelinler, tuz sallayan delikanlı ve beyler, çeşmelerden akan suyu özlerim. Gidin ağını görün, gidin de görün hal hatırı soranı. %100'dür okur yazar oranı. Bak da gör insana değer vereni. Kültür memleketi ağını görün. Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Mithat Ulaş, ilk ve orta dereceli okulların açılmasına kısa bir süre kala açıklamalarda bulundu. Ulaş, herkes alışverişini yerel esnafımızdan yapsın çağrısında bulundu. Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Mithat Ulaş, öğrenci velilerine seslenerek okul alışverişlerini yerel esnaftan yapmaları yönünde çağrıda bulundu. Yerel esnaf kazanırsa bu şehrin kazanacağını dile getiren Ulaş, yerel esnafın kazanması bu şehirde binlerce ailenin yüzünün gülmesi, bu şehrin insanlarının kazanması demektir. Yaşanan ekonomik şartlar görünüyor. Birçok esnafımız zor günler geçiriyor. Siftah yapmadan akşamları kepenk kapatan esnafların yanı sıra kazancıyla elektrik, kira ve SGK primlerini ödeyemeyen birçok esnafımızın bu şehirde var olduğu unutulmamalıdır. Her bütçeye uygun okul kıyafetleri ve kırtasiye malzemeleri esnaflarımız tarafından vatandaşın beğenisine sunulmaktadır. Harcanılan paranın bu şehre yatırım olarak dönmesini isteyen herkes alışverişini yerel esnafımızdan yapsın. Hep söylüyorum ve söylemeye devam edeceğim. Zincir marketlerin bu şehre her mağazada 2-3 gencimizi çalıştırmak dışında bir faydası yok. Vatandaşlar alışverişlerini yerel esnaftan yaparlarsa harcanılan para Elazığ'da kalır. Bu paralar da ilimize yatırım olarak geri döner. Vatandaşlarımız bir çorap, bir kalem dahi alacak olduklarında bile yerel esnafa uğrasınlar, dedi. Elazığ İnşaat Müteahhitleri Derneği sektör paydaşlarına sağduyu çağrısı yaptı. Elazığ İnşaat Müteahhitleri Derneği'nden yapılan açıklamayla sektör paydaşlarına sağduyu çağrısı yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. İnşaat sektörünün paydaşları arasında dönem dönem her sektörde olduğu gibi sorunlar yaşanabilmektedir. Bu sorunların neredeyse tamamı hedefi hatasıza yakında olsa muhakkak karşılayabilen küçük problemlerden ötürü ortaya çıkan küçük hatalardır ve bazen bu küçük problemler biraz daha büyük sorunlara dönüşebilmektedir.
Bunun benzeri bir olay da son olarak elimizde yaşanmıştır. Bir inşaatın denetimi sırasında ortaya çıkan bir imalat probleminin yine kendinden büyük bir soruna dönüşmesi neticesinde inşaat sahasında yapı müteahhitleri ve yapı denetim yetkilisi arasında istenmeyen olaylar yaşanmıştır. 2020 Ocak ve 2023 Şubat depremlerini sıcağı sıcağına yaşamış ve tekrardan benzer afetleri yaşaması da muhtemel olan şehrimizin inşaat güvenliği anlamında herhangi bir küçücük tavize lüksü yoktur. Ancak yaşanan felaketlerden şehrimizin sınırlarında müteahhitler, denetim firmaları, proje ofisleri ve ustalar el birliğiyle ve başarıyla çıkmıştır. Görevini yerine getirmek isteyen her emekçinin yaptığı işe saygı duyarak mani olmamak, yine şehir ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya çalışan her vatandaşın da mücadelesine saygı duyarak destek olmaya çalışmak hepimizin görevleri arasındadır. Sorunların değerlendirilmesi ve çözümü şeklinde tanımlanabilecek süreci bir sorun henüz ortaya çıktığında başlatmak ve ekonominin bu kadar zor günlerden geçtiği bu süreçte işin yavaşlatılmasına, geciktirilmesine veya durdurulmasına gitmeden hep beraber çözüm paydaşları olarak konuyu sağduyuyla çözmek gerekmektedir, denildi. İkinci el araç satışında yeni dönem başlıyor. Kasım ayından itibaren yürürlüğe girecek olan düzenlemeye göre araçlarını ilana koymak isteyen kişiler E-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması yapacak ve aracı galeriye satmak isteyenler yine E-Devlet üzerinden yetkili satıcıyı belirleyip yetkilendirmek zorunda kalacak. İkinci el satışında yeni dönem başlıyor. İlan siteleri üzerinden yapılan ikinci el araç satışlarında Ekim ayından itibaren oyunun kuralları değişiyor. Hali hazırda aracını ilana koymak için E-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması yapma zorunluluğu bulunuyordu. Ancak yeni düzenlemeyle aracını satması için galeriye vermek isteyen kişiler E-Devlet üzerinden bunu bildirmek zorunda olacak. Ocak 2025 itibariyle sadece E-Devlet üzerinden doğrulanan ilanlar ilan sitelerinde yer alabilecek. İyi bir şey. Bakanlığımızın çalışmasına göre yani şimdi araç satışı yaptığı zaman, araç ilana verdiği zaman önce E-Devlet'e giriyorsun. Satış şeyini düzenliyorsun. Mesela diyelim bir araç satıyorsun. Güvenli hesap açıyorsun. Notere gitmeden güvenli hesap açıyorsun. Ondan sonra notere giriyorsun. Satış yaptıktan sonra hesaba geçiyor. Yani bu gayet iyi. Bizim için de iyi. Satıcılar için de iyi. Bu güvenli satış iyidir yani. Bizim için iyi. Düzenleme Türkiye genelinde 80 bin ikinci el araç satıcısını ve araçlarını satıcılar aracılığıyla ilana koymak isteyen kişileri doğrudan etkileyecek. Bu genelge şu anda bu şey yönetmenlik şu anda bir ay içerisinde sadece galericiler üzerinden yürütülecek. Ondan sonra genişletmesini bekliyoruz. Bu değişiklik dolandırıcılık ve spekülatif fiyat uygulamalarını engellemeyi amaçlıyor. Kursan satıcılara biz de karşıyız. Bunu zaten biz bakanlığımıza yani her dile getirdiğimize dile getiriyoruz. Kursan satıcılar, kayıt dışı satıcılar. Bunu biz bizzat kendimiz zaten sunuyoruz. Yani bunun daha genişletmesini istiyoruz. Şimdi 3 tane satış diyorlar ama 3 tane satış şimdi bizi tahmin etmiyor. Şimdi 3 tane satış adam amcasının adını alıyor, kardeşinin adını alıyor. Yani hepsini yani burada satışını gayet normal yapıyor zaten. Yani biz bunu daha da genişletmesini istiyoruz. Yani burada şimdi kayıt dışı dediği zaman bir galerici kayıt dışı değil. Galerici zaten kayıt altında. Şimdi galerici diyelim araç alıyor. Zaten bunun kaydı var. Satarken kaydı var. Biz bunu korsan galerilerin üzerine gitmesini istiyoruz. Elazığ İmam Hatip Lisesi mezunları 39 yıl sonra 6. kez bir araya gelecekler. Elazığ İmam Hatip Lisesi 1984-1985 mezunları 39 yıl sonra 6. kez bir araya geliyorlar. Buluşma toplantısı 31 Ağustos Cumartesi günü gerçekleşecek. Organizasyondan sorumlu Mustafa Tiryaki, Elazığ ilindeki, Elazığ dışındaki ve yurt dışındaki tüm sınıf arkadaşlarını programa katılmaya davet etti. 1984-85 İmam Hatip mezunları toplantısını her yıl yapıyoruz. Bu yılda 39. yılımızın 6. geleneksel toplantısını yapmak üzere arkadaşlarımızı toplantıya davet ediyoruz.
Bu toplantılarımızın organizasyonlarında emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar mezunlar toplantısında yapılan tüm Elazığ'daki toplantıların en büyüğünü, en katılımcı bir organizasyonun altına imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Bu vesileyle tüm mezun olan 84-85 dönem mezun arkadaşlarımı bu toplantıya katılarak büyük bir kalabalık ve yoğun bir katılımla bizleri desteklemelerini bekliyoruz. Fethi Sekin Şehir Hastanesi Sağlıklı Yaşalma Merkezi 600'ü geçen takipli hasta sayısına ulaştı. Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Sağlıklı Yaşalma Merkezi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Elazığ'da 80 yaş ve üzerindeki kişilerin sağlık hizmetlerinden daha kolay yararlanması için Fethi Sekin Şehir Hastanesi bünyesinde geçen yıl Ağustos'ta hizmete açılan Yaşam 1. hizmet yılını tamamladı. 3 aile hekimliği uzmanı, 2 gerontolog ve sağlık çalışanlarından oluşan ekip 600'ü geçen takipli hasta sayısına ulaştı. Yemişlik Mahallesi'nde aldatıldığını öğrenen kadın cinnet geçirmesi sonucu evi ateşe verdi. Elazığ'da aldatıldığını öğrenen bir kadın evi ateşe verdi. Yemişlik Mahallesi'nde iddiaya göre kocasının kendisini aldattığını öğrenen kadın cinnet geçirerek yaşadığı evi ateşe verdi. Yangını gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülerek kontrol altına alınırken ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Hoş ve Kıraç köylerinde şeftali hasadı yapıldı. Hoş ve Kıraç köylerinde şeftali hasadı devam ediyor. Kıraç köyünde şeftali üreticisi Reşat Ateş'e ait bahçede yapılan hasat etkinliğine İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, İl Müdür Yardımcıları İsmail Gürbüz ve Vedat Ergün, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Yılmaz Ataş'la teknik personel katıldı. İl Müdürü Taşkesen yaptığı açıklamada, ilimizde şeftali yetiştiriciliğinin büyük bir kısmı Hoş ve Kıraç köylerinde yapılmaktadır. Bu köyler için kaliteli şeftali üretimi ekonomik açıdan önemli bir değer oluşturmaktadır. İl Müdürlüğümüz teknik ekipleri şeftali üretiminin kalitesini artırmak için hastalık, zararlı ve yetiştiricilik konularında üreticilerimizi bilgilendirmeye aralıksız devam etmektedir, dedi. İcadiye Mahallesi'nde bir fırının baca kısmından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Elazığ'da bir fırının baca kısmında yangın çıktı. İcadiye Mahallesi Yakup Şevki Caddesi'nde bulunan bir fırının baca kısmında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler bacada çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Baskil'de etkili olan fırtına ağaçları ikiye böldü. Elazığ'da etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle bazı ağaçlar kırıldı. Baskil ilçesine bağlı Kadıköy'de fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi. Fırtına nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmazken kayısı ağaçları büyük zarar gördü. Dünenki gelen rüzgar nedeni gördüğünüz gibi arkadaşlar ağaç. Ağacı parçaladı. Cümleten selamünaleyküm. Fırtınanın verdiği zarar vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı.
Elfet Genel Başkan Yardımcısı Zeki Çanakçı vefat etti. Merhum kılınan cenaze namazının ardından İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Elfet Genel Başkan Yardımcısı ve Üsküdar Zeki Bey Restorant'ın sahibi, tanınmış iş insanı Zeki Çanakçı hayatını kaybetti. 64 yaşındaki Zeki Çanakçı için Üsküdar Marmara İlahiyat Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ettim Allah rızası için namaza. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için salavata. Meyyit için duaya. Uydum hazır olan imama. Allahu Ekber. Üç çocuk babası olan ve yaptığı çalışmalarla herkes tarafından sevilen Elazığlı iş insanının cenaze namazına çok sayıda hemşehrisi ve yakınları katıldı. Merhum kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet'te bulunan aile kabristanında son yolculuğuna uğurlandı. Allahu Ekber. Medya grubumuz olarak merhum Çanakçı'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Bültenimizi burada noktalıyoruz sevgili izleyenler. Kısa bir ara, aranın ardından spor haberleriyle tekrar karşınızda olacağız. Gelişen ve öne çıkan spor haberleriyle tekrar karşınızdayız sevgili izleyenler. Çimentaş Elazığ Spor'da transfer yasağı kaldırıldı. Bordo Beyazlı kulübümüzün 2024-2025 sezonunda kadrosunda yer alacak olan oyuncuların da lisansları çıkmaya başladı. TFF 2. Lig temsilcimiz Çimentaş Elazığ Spor'da transfer tahtası sorunu çözüldü. Bir sezondur transfer yapamayan Bordo Beyazlı temsilcimiz, Bordo Beyazlı yöneticilerin girişimleri neticesinde transfere engel futbolcular ve temsilcileriyle görüşmeleri tamamlayarak transfer yasağını kaldırdı. FIFA'dan gelen belgenin ardından Elazığ Spor'da transfere engel durumun ortadan kalktığı öğrenildi. Çimentaş Elazığ Spor'un transfer tahtasını açmasıyla birlikte oyuncuların lisansları da TFF'nin resmi sayfasında görülmeye başlandı. Çimentaş Elazığ Spor'un sezonun ilk karşılaşmasında kendi saha ve seyircisi önünde konuk edeceği Karaman Futbol Kulübü maçı biletleri satışa sunuldu. Maç biletleri Cuma gününden itibaren de Elazığ Spor Story'de satışa sunulacak. Çimentaş Elazığ Spor'un sezonun ilk karşılaşmasında kendi saha ve seyircisi önünde konuk edeceği Karaman Futbol Kulübü maçı biletleri paso.com.tr'de satışa sunuldu. Maç biletleri Cuma gününden itibaren de Elazığ Spor Store'dan satışa sunulacak. Paso.com.tr'den satışa sunulan bilet fiyatları şu şekilde belirlendi. Kapalı tribün 250 TL, maraton 150 TL, kale arkası 50 TL. Taraftarlar maç biletlerini Cuma gününden itibaren Park 23 AVM 2. katta bulunan Elazığ Store'dan ve maç günü de stadyum gişelerinden de temin edebilecek. Pazar günü sezonun ilk maçında Karaman Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan Elazığ Spor, Kahveciler ve Kıraathaneciler Odası Başkanı Ferhat Evsen'in davetlisi olarak kahvaltıda bir araya geldi. Pazar günü sezonun ilk maçında Karaman Futbol Kulübü ile karşılaşacak Elazığ Spor, Kahveciler ve Kıraathaneciler Odası Başkanı Ferhat Evsen'in davetlisi olarak kahvaltıda bir araya geldi. Bir restoranda bir araya gelen Elazığ Sporlu futbolcular ve teknik heyet oldukça keyifli bir ortamda kahvaltılarını yaptılar.
Elazığ Kahveciler ve Kıraathaneciler Oda Başkanı Ferhat Evsen, Bordo Beyazlı takımımıza yeni sezonda başarılar diledi. 2024-25 futbol sezonunda ilimizin tarihi kulübü Elazığ Spor'u bugün kahvaltıda misafir ettik. Elazığ Spor'a bu şehirde insanların sevgisi futbola olan tutkudan değil, Bordo Beyaz'a olan sevdadadır. Kahvaltı davetimizi kabul eden Bülent Hocam'ın nezdinde tüm sporcu kardeşlerimize teşekkür ederiz. Onlara yeni sezonda şehre yaşatacakları şampiyonluk mutluluğu için başarılar dileriz. İnşallah güzel bir ortam olur. Elazığ şehri mutluluğa ihtiyacı var ve bu sevinci de Elazığ Spor'la yaşayacaktır. Elazığ Spor Teknik Sorumlusu Bülent Yenihayat ise maç öncesinde organize edilen kahvaltının kendilerini motive ettiğini belirterek Başkan Evsen'e teşekkür etti. Ferhat Bey'in, Kahveciler Derneği Başkanı Ferhat Bey'in organize etmiş olduğu kahvaltıda burada buluştuk. Maç haftasında böyle bir organizasyon olması bizi o anlamda motive etti. Bu tip organizasyonlar takımımız için önemli. O yüzden kendilerine teşekkür ediyorum. Bizi burada ağırladıkları için güzel hem sohbet anlamında hem de yediğimiz yemekler anlamında keyifli bir kahvaltı oldu bizim adımıza. O yüzden herkese teşekkür ediyorum. Hafta sonunda maç için bize moral oldu. İnşallah da kazanarak bu yapmış olduğumuz organizasyonu kazanarak taçlandırmak istiyoruz. Elazığ Spor Kaptanı Mikael Koçak ise sabırsızlıkla maçı beklediklerini belirtirken üzerimizde maç heyecanı var dedi. Kahveciler Oda Başkanı Ferhat Evsen'e teşekkür ederiz. Gerçekten güzel bir kahvaltı oldu hem bizim için. Takım olarak bir araya gelmemiz de iyi oldu maçtan önce. Bunlar güzel şeyler. Bence her zaman yapabilecek şeyler. Hani en az haftada bir takım olarak. Bu takımı kaynaştırıyor işte ailelerimizle, çocuklarımızla geliyoruz. O da güzel bir şey. Yani şu an bile maçın heyecanı var. Yani yine maça geldik. Fono yine oradan açıldı. Bir an önce işte hafta sonu olsun. Taraftarımızın önünde inşallah 3 puanla başlayacağız bu sezonu. Yani şu an her şey güzel gidiyor. İnşallah hayırlısı olur. Elazığ Spor'un son olarak Keçiören Gücü'nden kadrosuna dahil ettiği Melih İnan, Elazığ'ı sevdiğini belirterek çok güzel bir takım olma yolunda ilerlediklerini söyledi. Elazığ Spor'un son olarak Keçiören Gücü'nden kadrosuna dahil ettiği Melih İnan, transferiyle ilgili düşüncelerini aktarırken Elazığ'ı sevdiğini ve çok güzel bir takım olma yolunda ilerlediklerini söyledi. Valla önceden arkadaşlarım falan, Elazığ'da oynayan arkadaşlarım vardı. Hepsi böyle ön yargı yapma falan dedi. Geldiğimde de gördüm yani Elazığ gerçekten güzel bir şehir. Gerçekten burayı sevdim. Daha da çok seveceğimi düşünüyorum maçlar başlayınca. İnşallah bakalım hani stada gidince de hani o atmosferi görünce daha çok bu şehri seveceğimi düşünüyorum. Peki arkadaşlarınızla kaynaşmanız nasıl oldu? Arkadaşlarımla kaynaşmam şöyle, hepsi zaten ben geldiğimde hepsi birlik bütün olmuşlardı. Biz de hemen işlerini aldılar. Vallahi kaynaşmam çok kısa sürdü. Zaten buraya gelmem 10 gündür buradayım. Çok kısa sürede anlaştık. Yani hepsi içten sıcak yaklaştı. Onun için de çok güzel bir takım olma yolunda ilerliyoruz. İlk maçımızla da beraber galibiyeti alarak hep daha da sıkılaşarak, daha da o hani arkadaşlık grubunu sağlayarak başarıya gideceğimizi düşünüyorum. Kahvaltı programları falan sizi motive ediyor mu? Ya bu bizim içerideki kaynaşma açısından önemli rol oynuyor. Çünkü herkes şimdi sohbet ediyor, muhabbet ediyor. Hani arkadaşlarımızın babaları geldi, eşleri geldi. Onlar da işte hep beraber kaynaşıyor. Hep beraber bütün aile olduğumuz zaman başarı gelecektir diye düşünüyorum. Güzel oluyor yani böyle aktiviteler, güzel. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları 26 Ağustos'ta Mersin'de düzenlenecek olan Havalı Silahlar Gençler ve Yıldızlar Zafer Kupası'yla Gençler Dünya Şampiyonası'na katılacak. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları 26 Ağustos'ta Mersin'de düzenlenecek olan Havalı Silahlar Gençler ve Yıldızlar Zafer Kupası'yla Gençler Dünya Şampiyonası'na katılacak.
Havalı Gençler ve Yıldızlar Zafer Kupası ile Gençler Dünya Şampiyonası'na katılacak olan sporcular, daha sonra Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan seçmelere katılacak. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Elazığ ili olarak birçok başarıya imza attığımız gibi havalı silahlarda da başarıya doğru adım adım ilerliyoruz. İlimizi temsil etmek üzere Mersin'de düzenlenecek olan şampiyonaya Elazığ olarak ilk defa kafile çıkardık. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bir ilke daha imza attık. Havalı ateşli silahlar atıcılık sporcularını ve antrenörlerini tebrik ediyor, başarılar diliyoruz ifadelerine yer verildi. Türkiye Voleybol Federasyonu 2024-2025 sezonu Kadınlar Voleybol 1. Ligi grup ve maç fikstür çekimini gerçekleştirdi. İlimizi KFC Kadınlar Voleybol Ligi'nde temsil eden Bordo Spor bu sezon B grubunda yer alacak. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanlığı 2024-2025 sezonu KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi grup ve maç fikstür çekimini gerçekleştirdi. İlimizi KFC Kadınlar Voleybol Ligi'nde temsil eden Bordo Spor bu sezon B grubunda yer aldı. Temsilcimiz Bordo Spor'un yer aldığı B grubunda yer alan takımlar şöyle: ALS Voleybol, Alpet Zeren Spor, İlbank, Karayolları, MKE Ankara Gücü, PTT, TED Ankara Kolejiler, Bolu Spor, Merinos, Ereğli Belediye, Nasır Hotel Voleybol. 6 Ekim'de başlayacak olan KFC Kadınlar 1. Voleybol Ligi 22 Şubat 2025 tarihinde oynanacak olan karşılaşmalarla grup maçlarını tamamlayacak. Grup maçları sonunda gruplarını 2-4 sırada tamamlayacak takımlar yarı final maçları oynayacaklar. Gruplarında son 2 sırada yer alacak takımlar ise sezon sonunda ligden düşecekler. Günün gelişen spor haberlerini sizlere aktardık ve spor bültenimizin sonuna geldik. Bir başka haber kuşağında görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.